Diploma almak istemiyor musun? Tamam. İstemiyormuş. Siz istiyor musunuz? Tamam, siz. Başka? Aynı yaşta olmanız lazım. Sen de gel bebeğim. Gel sen de. Sen de gel. Şimdi üç kişi yarışalım. Ben size üç tane soru soracağım. Tamam mı? Güzel güzel cevaplar vereceksiniz. Doğru cevapları verenler 10 puan kazanacak. Tamam mı? Şimdi dün de sorduğum aynı soruyu tekrar soracağım. Mikrofonu, soruyu bilen el kaldırsın, tamam mı? Hazır mısınız? Dur, daha soruyu sormadım. 3 tane sandalye getirir misin ya? 3 tane. Ayakta durmasınlar sandalyede. Ha, boş ver. Sen gideceksin, geleceksin. Çocukla oturacağız yarım saat. Evet, soruyorum, hazır mısınız? Evet. Harikasın. Ayşe'ye çek. Evet, buyurun. Evet, oturun. Şimdi biriniz buraya. Evet, bir tane daha alabilir miyiz? Dur, Pırıl'cığım, onlar yarışma yapacak. Sen iner misin aşkım? Hadi gel. Sen mi katılacaksın yarışmaya? Bilmiyorum. Başka yok mu sandalye? Gel bebeğim sen de. Evet, sen de burada otur. Hadi bakalım, başlıyoruz. Sorduğum soruya ilk cevap verebilecek olan elini kaldırsın, tamam mı? Evladım dur da sormadım. Evet, dün de sormuştum bu soruyu. Doğru cevap veren 10 puan kazanacak. Kaynana ne demektir? Çalışmış. Buyurun. Evet. Diye bir şey yok, biz ona kayınvalide diyorsun. Kim çalıştırdı seni? Babamla annemden öğrendim. Aferin ona, evet doğru. Ama ben öyle bir etnik konuşma dilinde söyledim. Ne demektir peki? Kayınvalide ne demektir? Anneannemle babaannem demektir. Peki anneannenle babaannen kimin kayınvalidesi oluyor? Annem, babaannemin kayınvalidesi. Bravo! Süper! Aferin sana, harikasın. 10 puanı cebe attı. Harikasın. İsmini unuttum. Kaan Bey 10 puanı cebe attı. Buyurun 10 puanınız, cebinize atın. Öğretmişiz bayağı. Devam ediyoruz. Hazır mıyız? Efendim buyur. Sen söyle bakalım. Babaannem annemin kaynağı. Anneannem babamın kaynağı. Evet. 1-10 puan da burada. Sizce? Şimdi o soruya cevap vermek gerekirse... aklına bir şey gelmedi mi? Geldi mi? Tamam, alayım o zaman. Evet, ikinci soruya geçiyorum. 10 puan. İlk o bildiği için o 10 puan aldı, tamam mı? Anlaştık mı? Daha hızlı ol. Hemen aklına gelince çabuk kaldır elini. Tamam, anlaştık. Evet, ikinci soruma geçiyorum. Bu cümle ne anlama gelir? Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Evet. Bu cümle ne anlamı? Nasıl ciddi ya? Anneye bakın. Sen ne yaptın ya? Tahmini bir yorum arkadaşlar. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Komik bir şey söylesinler diyor. Tekrar söylüyorum. Kaan'cığım iyi dinle. Tatlım sen de beni dinle. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur. Tahmin de verebilirsiniz. Tahmin edin. Evet, bir tahmin buradan geldi. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Buyurun. Söyle mikrofona. Tahmin et. 3. Hadi 3 saniye ama. 3. Anneanne.
var mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Ne anlama geliyor sizce? Ayakkabıları nereye bıraktın? Tahmin et, bir fikir üret kafanda. Evet, o zaman ikinci sorumuz boş kaldı. Değil mi? İkinci sorumuz boş. Şu an Kaan 10 puan önde. Üçüncü sorumuza geçelim. Şimdi kafadan yazdığım için ben bunları. Efendim. Annen ne söyleyeceğim? Kopya alma. Çabuk üçüncü geçti soruya geçiyorum. Geçti abi, soru geçti. Üçe geçeceksiniz. Ondayım anne, öndeyim. Ne dedi? Öndeyim diye seviniyor. Ayça'nın içi ayça. Efendim? Ayça ayakkabılarını almaya gitti. Tamam. Evet. Bir tane soru geldi. Bunun doğru cevabı ne o zaman? Çok genel bir soru. Sorular mı geliyor? Ha güzel, evet. Evet şimdi. Hemen çok basit gibi de. Üçüncü soruya geçiyoruz. Arkadaşlar, gök kuşağı bene takılır mı? Tamam, çok güzel. Evet, üçüncü soruya geçtim. Soruyorum Kaan. Gökkuşağı bele takılır mı? Gökkuşağı bele takılır mı? Biliyor musun? Evet, Kaan Bey. Takılmaz. Neden? Neden? Zor bir soru. Çünkü gökyüzü çok uzak. Bravo! Aferin sana. Yakın olsaydı belki takar mıydık? Yakın olsaydı takabilir miydik? Evet. O zaman uçakla gökyüzüne gidelim, alıp takalım, olur mu? Olur. O kadar da olsun artık yani, değil mi? Evet, 20 puan cepte. 3 soru sorduk. 2 soru daha bulalım. Peki arkadaşlar, sizce savaş ne anlama gelir? Savaş. Savaş ne demektir? Savaş. Evet, sana da geleceğim. Savaş ne demektir? Hadi. Kal geldi. Biliyorum. İstersen arkadaşın cevap versin mi bir? Tamam, çünkü 3 saniye doldu. Evet, savaş ne demektir? Bıçaklamak. Biraz yaklaştın ama tam doğru değil. Tamam mı? Biraz daha düşün. Kaan'a gidelim. Biliyor musunuz? Kaan'cığım, savaş ne demek? Bak, o daha bilemedi. Bilebilirsen 10 puan cepte. Savaşmak ne demektir? Hala bilmiyorum. Evet, biraz düşünelim. Şimdi ben size biraz tüyo vereyim mi? Savaşmak bence kötü bir şeydir. Evet, anlatın bakalım. Nasıl bir şeydir savaşmak? Evet, olmaz. Başka? Evet, başka? Kimler yapıyor savaşı? Evet, adamlar yapıyor. Adamlar yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü birileri onlara saldırıyor. Kötü adamlar. Evet, peki savaştırılır mı insanlar? Evet, savaşmalılar. Ama savaşmalılar mı, savaşmamalılar mı? Savaşmalılar. Niye savaşmasınlar ki? Savaşırlarsa birbirlerini öldürürler. Öldürmesinler değil mi? Evet. O zaman ne olsun dünyada? O zaman dünyada bilmiyorum. Savaş olmazsa ne olsun? Barış olanlar. Adamların bıçak bir şeyler atmasın. O da doğru. Adamlar böyle bıçak bir şeyler atmasın. Yani barış olsun, değil mi? Evet, bravo. Gayet iyi. Kaan'cığım çok güzel yarıştın. Hanımefendi, siz de çok güzel yarıştınız. Biraz daha çalışın, yarın yine yaparız, tamam mı? Tatlım, sen de çok güzel yarıştın. Sen de 10 puan var. Sen de 30 puan. Sen de şimdilik 0 puan var. Tamam mı? Evet, son sorumuza geçelim ve bitirelim.
Başka? Ne sormuştun sen? Evet. Çocuklar, son soruyu soruyorum. Eğer çok büyük bir sırrı duyduysak başkalarına söylemeli miyiz? Bir sır duyduk. Tamam mı? Çok gizli bir şey duyduk. Başkalarına söylemeli miyiz? Öyle kalacak mıyız? Buyurun Kaan. Gel bana gel. Gizli bir şey duyduk. Onun için kulağımıza söylemeliyiz. Yani mesela diyelim ki ben gizli bir şey söylüyorum. Sen de bunu duydun. Bunu gidip başkasını yetiştirmeli misin? Hayır. Evet. Niye yetiştirmemelisin? Çünkü? Haberi duymasın diye. Evet. Duymasın diye değil mi? Evet. Eğer illa da yetiştireceksek evet. Kenara çekip dedikodu yapmalıyız değil mi? Evet. Evet. Aynen öyle. Evet. Süpersiniz çocuklar. Harikasınız. Şimdi diplomalarımız yazılsın sizlere. Kaan. Şu an Kaan önde. Bir tane Kaan'a yazalım. Tamam, bir tane Kaan'a yazalım. Üf ya, bilemedim. Yarın çalışıp yine gel, tamam mı? Oldu mu? Yarın yine sizi bekliyorum. Tamam, şimdi diplomanızı hazırlanıyor. Nerede? Efendim? Arkalarında, sahnede. Yarın ben gideceğim. Tamam, o zaman de ki arkadaşlarına başarılar dile. Onlara çalışın de. Başarılar çalışın. Evet, siz bir şey söyleyecek misiniz? Söylemeyecek misiniz? Siz bir şey diyecek misiniz? Çok moralim bozuldu. Ama çalış, başar, sana da verelim, tamam mı? Aferin sana. Evet, Kaan'a büyük bir alkış. Bravo! Evet, sizi de tebrik ediyorum. Harika. Sizi de tebrik ediyorum Kuralcığım.